Evet, bugün Pendik Merkez'e geldik. Pendik Merkez Camii'nin hemen karşısında Haçka Şifa diye bir yer var. Şimdi buraya gireceğiz. Buraya gelmemizin sebebi sinüzite, migrene ve çeşitli ağrılara karşı buranın kendi ürettiği bir karışımı var, iksiri var. Fıs fıs şeklinde uygulanıyor, sprey şeklinde. Şimdi Mustafa Bey ile bir görüşelim bakalım. Merhaba Mustafa Bey. Evet, o özel spreyinizi almaya geldik. Biz de bir deneyelim dedik. Migren ve baş ağrısı, sinüzitimiz de var. Bununla ilgili bir deneyelim. Nedir ürettiğiniz iksir? Şimdi ürettiğimiz iksir, şöyle söyleyeyim. Davut Bey aslında kendisi burada yok şu anda. Ben açıklayabildiğim kadar açıklayacağım. Yaptığımız ürün tamamen mentollü ve okaliptüs yağlarından, mentollü ve aromatik yağlardan yapılan, bir araya gelen kendi ürünü. Tamamen bitkisel bir ürün. Baş ağrısı, herhangi bir baş ağrısı, sinüzit, özellikle sinüzit, yani sinüzler dolu olduğu zaman, sıktığınız zaman sinüzleri boşaltıyor. Zaten bir hapşırık yapabiliyor, gözyaşı artabiliyor. Böyle etkileri de var. Sinüzleri bir kere sinüzleri boşaltıyor. %90 ona iyi geliyor ama migren ağrısı için rahatlatıcı etkisi var. Migren çünkü beyin damarlarının genişlemesi ve darlaşmasıyla alakalı olabiliyor, kan dolaşımıyla alakalı olabiliyor ama sinüzitin tetiklediği migren de olabiliyor, ona da iyi gelir. Dolayısıyla sinüzleri boşalttığı için genize akıntı olmayacak, geniz akıntısına iyi gelir, horlamaya iyi gelir. Bunun gibi daha şu anda çok hepsi de aklıma geldi. Peki nasıl kullanıyoruz bunu? Günlük mü kullanıyoruz? Ne kadar kullanacağız şimdi ya da? Şimdi ürünümüzü en az günde bir kere kullanabilirsiniz ama 3 kere de kullanılmasında bir mahsur yok. Ama en az bir kere öneriyoruz. Özellikle geniz akıntısı varsa akşam değil sabah, öğlen saatlerinde, yani 4'ü 5'i geçirmememiz lazım. Çünkü sıkıp da yattığımız zaman direkt genize akıntı olacağı için tekrardan boğazda bir tahriş olabilir. O yüzden gün içinde bir kere sıkmayı öneriyoruz ama horlama rahatsızlığı çekenler akşamda sıkabilirler ekstra ikinci kez. Evet, böyle yani günde en az bir kere, iki kere kullanılmasında da tavsiye ediyoruz. Yani iki kere de kullanabilirsiniz diyoruz ama ürün çabuk bitmesin. Hani daha uzun kullanın. Erken bitmesinde bizim için daha fayda var. Bir tane anladım. Daha satarız. Ne kadar peki ücreti? Ücreti şu anda 150 TL ama bir ürünümüzün şu anda ruhsatı yoktu. Kendimiz yapıyorduk. Amatörce başladık. Ama şu anda çok talep oldu. Hatta bugün şişe yetmedi. Kargo çıkaramadık. Hatta abimizin şişesini de böyle herhangi bir tane yağdan, sağ olsun kendisi fark etmez dedi. Ürünümüz yok yani. Bir müşteriyi de geri çevirdik. Böyle herhangi bir başka bir firmanın yağını boşaltıp ürünümüzü anladım. Doldurduk. Yoğun bir talep var. Onun için ürünümüz Tarım Bakanlığı herhalde. Ürünümüz o. Tarım Bakanlığı'na da başvuruldu. Şu anda izinleri tam alınmasa da takviye edici gıda ruhsatı ile ilgili şu anda çalışmaları tamam, devam ediyor. Ben de bir kullanayım bakalım. Eğer İnşallah. Etkileri nasıl olursa burada yorumlarda bahsedeceğim ondan. Hani derler ondan ya şikayetinizi bize, memnuniyetinizi dostlarınıza arz edin diye. Abimiz de sağ olsun YouTube videosu çekti. Allah razı olsun. Bayağı bir kitleye ulaşacak herhalde memnun kalırsa. İnşallah memnun kalırsın. Teşekkür ederiz Allah verdiğiniz bilgilerden. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, Microson spreyimizi aldık. Denemek için eve geldik. Eve geldiğimde birer fıs, her bir burun deliğime birer fıs sıktım. Daha sonra ilk sıktığımda bir mentol ferahlığı oluyor burnunuzda. Biraz da yakıyor tabii. Geniz akıntısı başlıyor. Akabinde de sinüsler yavaş yavaş burundan boşalmaya başlıyor ve rahat nefes almaya başlıyorsunuz. İşe yaradı yani ilk günden ve etkisini de hemen gösteriyor. Günde bir kere, en fazla bir hafta kullanmakta yarar var. Daha sonra tekrarladığı zaman şikayetiniz kullanmakta fayda var. Devamlı kullanmak için belki uygun olmayabilir. Ama etkili ve güzel bir ürüne benziyor. Beni anlık olarak rahatlattı açıkçası. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.